Silah. Zahime söyle Komançı'yı bulup bana yollasın. Ne oldu? Niye buraya getirdin çocuğu? Yusuf böyle istedi usta. Can bundan böyle bizimle birlikte yaşayacak. Bu masadan Türkiye'nin çok değer verilen ünlü büyük iş adamları bile geçti. Bu görevi Turgay Atacan'dan çok daha iyi başarabileceğini sanıyorum. Beyler gecikiyoruz. Bu helikopterin pilotunu Miroğlu da arıyor veya aratıyordur. Ondan erken davranmamız şart. Şu uçan kaz kabına sığmaz oldu. Senin pilot. Acil iş. Hem de çok acil. Ama bu akşam iş bitecek. Kuşçu son dönemece geldik. Artık kararını ver. Miroğlu'nu birimde çalışmaya ikna etmen şart. Yoksa geri döndüğüm zaman çok geç olacak. Ölüm bile seni bekleyen acılardan daha büyük olmayacak. Yusuf Miroğlu ölüm uykusundan kalkmayacak. Onun yerini Kara Davut olarak ben aldım. Bu andı kuşandım. Sizler şahit olun ki and içtim. Ahdettim. Baş koydum. Öcünüzü alacağım. Pilot bugün yarın kayınbiraderiyle buluşacak. Veya birini gönderecek. Belli ki Turgay bu adama cömert davranmış. Adres edinebildiniz mi? Edindik. Şimdi Akın gidiyor. Adresi test edecek. Sadece 5 saniyen var. Sen kimsin? Kara Davut. Hiç duymadım. Şimdi duydun. 5 saniye. Ne istiyorsun benden? Pilot nerede? Nerede olduğunu bilmiyoruz. Oyun oynama. Ne oyunu? Ben adresi check etmeye gidiyorum. Öyle mi? Madem check edeceksin önce gerekli hazırlıkları yapalım. Yürü! Oh!
deli yüreğim. Yeryüzü almıyor bedenimi, göklere sığamıyorum. Sessizce durup usulca sokulmak varken, tut kendini yüreğim diyorum. Yeryüzü almıyor bedenimi, göklere sığamıyorum. Sessizce durup usulca sokulmak varken, tut kendini yüreğim diyorum. Ay darin narin 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 narin. Vakti zeherde açılığı perde, düştüğün yerde derman sendedir, ihsan sendedir. Düşmüşsem kaldır, nimetin oldur, ağlasam güldür. Derman sendedir, ihsan sendedir. Neler oluyor? Biz tam pilotu almak için harekete geçtiğimizde pilot vuruldu. Pilotun vurulduğu yere döndüğümüzde ise pilotu vuran adam vuruldu. Birden ortaya çıkan üçüncü kişi ise bir gölge gibi kayboldu. Tabii bir an şaşırdık. İzlemeye bile fırsat olmadı. Sonra bu kovanı bulduk. Adam kovanın üstüne isim yazmış. Kara Davut. Kara Davut. Ortadan kayboldu. Bir anlam veremedik. Yıkılın karşımdan. Okul nasıl gidiyor? Yeni arkadaşlarına alışabildin mi? Ben onlara alıştım ama. Bazı çocuklar çok kötü. Ne o? Kavga falan mı etti yoksa? Yok. Bir çocuk var işte. Annen kim, baban kim diye soruyor. Dalga geçiyor. Sen onu aldırma. Biz okula gelir yalnız olmadığını gösteririz onlara. Hadi tamam, gecikme mı? Artık. Ne yapalım, olan oldu. Hadi bitir şunu. Hadi bakalım. Aferin. Gel. Gel bakayım. Gel. Bir öpücük ver. Hadi Ali abini de öp. Hadi hoşça bakalım. Kalın. Yusuf abi. Söyle Can. Sahi okulda beni görmeye gelecek misin? Merak etme, geleceğim. Şu kız kardeşinle de biraz ilgilen Yusuf. Hadi, hadi, hadi. Derslerine iyi çalış. Artık benimle de hiç konuşma Yusuf. Canım, sen kahvaltı etmeyecek misin? Ben yedim. Ne zaman yedim ben görmedim. Yedim dediysem yedim. Yalan mı söylüyorum sanki?
Tamam güzelim, tamam kızma. Bana gerizekalı gibi davranmanızdan sıkıldım artık. Sanki umurunuzdayım da. Nazlı. Nazlı böyle konuşma lütfen. Ne haliniz varsa görün. Ne benim ne de bebeğimin size ihtiyacı yok. Nazlı. Nazlı, Nazlı. Hala şokta. Bir doktora görünmesi şart. Hiç de kabul etmiyor ki. Gerekirse zorla götüreceğiz. Gece geç geldin galiba. Biraz. Seninle de baş başa konuşamadık. Kurçudan bir haber var mı? Merak etmiyor musun? Ya şu pilot, önceki gün vurulmuş. Bir bilgin var mı? O polisi ilgilendirir. Şekeri versene. İş nasıl gidiyor? Fena değil. İsa gelip gidiyor mu? O da başka bir alem. Halleri hiç hoşuma gitmiyor Yusuf. Gonca yüzünden mi? Acısını anlamak zor değil ama İsa'yı bilirsin. Canı yandı mı dünyayı yakıp yıkmak ister. Zeynep'e sözüm var. Sonra yine konuşuruz, tamam mı? Tamam. Yusuf. Kendine dikkat et. Eysin ne? Hiçbir şey söylemeyecek misin? Benden ne duymayı bekliyorsun Zeynep? Biliyor musun sen kaçak oynamaya başladın Yusuf. Görüşmeyi sen istedin. Ah, pardon. Bu kadar rahatsız olacağını bilseydim seni hiç çağırmazdım. Böyle demek istemedim. Olanlardan dolayı canı yanan tek kişi sen değilsin. Bunu biliyorsun değil mi? Yani ben de hayvan değilim. Sevdiğimiz onca insanın ölümünden sonra tek derdim sana olan zaafım, aşkım değil. Aklım ve kalbim yalnız buna çalışmıyor. Anlamaya çalıştığım şey... Sen neredesin? Bildiğin zaman haber ver. Olur mu?
Hadi biraz mola ver. Dünya kadar iş birikti. Nasıl toparlayacağız bilmiyorum. Yaparız bir şeyler, merak etme. Zaten evde canın çıkıyor. Bir de burası. Huzur olsun, başka bir şey istemiyorum. Yorgunluk ne ki? Gülçin. Evet. Bak ne diyeceğim. Kenarda birikmiş biraz param var. Biraz da banka kredisi ayarlarız. Demem o ki, buralarda satılık evler var. Alalım mı? Şimdi zamanı değil, sen de biliyorsun. Oho. Böyle giderse hiç zamanı gelmez bu işin. Fazla beklemeden nikahı da kıysak diyorum. Kaçar gibi olmaz bu işler. İhsan'ın halini biliyorsun. Deli fişek gibi dolanıyor ortada. Ne yapacağı belli değil. Hem Nazlı da toparlanmadı daha. Sen de haklısın. Ne diyelim? Bunu gördünüz mü? Kara Davut kim? Pilotun öldürüldüğü mahallede Kara Davut yazılı kovan bulundu. Yusuf Miroğlu'nun düğününe düzenlenen helikopterli saldırının ardından pilotun öldürülmesi olayıyla ilişkili şok gelişme. Polisin yürüttüğü çok yönlü araştırma, olay yerinde bulunan Kara Davut yazılı kovanla yeni bir aşamaya girdi. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, pilotu öldürdükten sonra vurulduğu tahmin edilen tetikçinin vücudunu parçalayıp sırtından çıkan ve duvara saplanan mermi çekirdeğinde de özel işaret bulundu. Ne diyorsunuz bu işe? Ya bu Kara Davut da ne oluyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Sahi bilmiyor musun reis? Yani ustanın hesabını başkaları mı görüyor sence? Kara Davut diye biri çıkıyor ve bam! Yüzünü basıyor. Yılmaz, fazla boş dolandın ortada. Koca karılar gibi dilin uzadı, karnına sarktı. Abuk sabuk konuşma da git işine bak. Yahu bana mı kızıyorsun yoksa başka bir şey mi, belli değil ama neyse. Dediğin gibi olsun. Gazeteye bu Kara Davut hikayesi nereden sızdı? Efendim, kovanı polise siz vermediniz mi? Verdim. Ne yani, gazete bilgiyi polisten mi edindi? Bir yerlerde ağzınız gevşemiş olmasın? Hayır efendim. Dilerim öyledir. Çıkabilirsiniz. Akın sen kal. Seni bağlayan adamı bir daha anlat bana. Gelip seni çözerken hiçbir şey söylemedi mi? Şey efendim, kusura bakma falan gibi bir şey söyledi. Tanıyor musun? Medyadan tanıyorum. Cezaevinde hiç karşılaşmadınız mı? Hayır efendim. Zaten o geldiğinde beni Eskişehir'e nakletmişlerdi. Peki seni çözen adamla bunun arasında bir benzerlik kurabiliyor musun? Kuramıyorsun. Şey efendim, hiç o gözle bakmadım. O gözle bakmamış. Hangi gözle baktın? Mahalle arasında kovboyculuk mu oynuyordunuz? Biri seni kaldırıyor, bağlıyor, sonra gelip çözüyor ve sen bu adam kimdir, necidir diye zahmet buyurup merak bile etmiyorsun. Ettim. Şey ettim ama... Etmiş. Ne ettin be oğlum, ne ettin? Ettiysen beynin sana hiçbir şey fısıldamadı mı? Yazık size bunca verdiğimiz emeğe. Nasıl? He? Yeni mekanımızı beğendin mi? Çok güzel.
Ne yapıyorsun kız sen? Güneşlenmeye çalışıyorum. Şunu sırtıma sürer misin? Balkabağı suratlım. Sen bu işi biraz abarttın gibime geliyor. Böyle don gömlek dolaşıp ne alt ettiğini sanıyorsun sen ha? Ya ne yapsam kabahat. Nanelisa kızım. Bonbon şekerim. Bak burada dağ başındayız. Hani ayının biri ortaya çıksa, sana iştaha kabarsa ha, ne alt ederiz biz? Ha? Sen beni kıskanıyorsun. Evet, kıskanıyorum. Uçan kuştan, solucandan, dağdan, kestane palamuttan kıskanıyorum. Kalk kız. Kalk. Kalk. Kalk kız, kalk bir şey geçir üstüne. Kız kalk. Kalk. Hayda. Ya. Ne teşerci karı çıktın sen be. Nasılsınız? İyidir, iyidir. Komançı'yı buranın Kara Davut Kot isimli biri olduğu tespit ediyor. Gazeteler manşetten vermiş haberi. İyi numara. Yorum yapmak haddimize düşmez ama bu Kara Davut denen adamın Miroğlu olabileceği söyleniyor. Kara Davut. Helal olsun sana abi. Pardon? Oğlum kafanızı çalıştırsanıza biraz. Yusuf Miroğlu'nu tanırım. Öyle başka kılık altına girip saklanacak adam değildir o. Ne yapacaksa açık açık yapar. Kendini sakınmaz. Böyle numaralara kalkışacak kadar hin değildir o. Bunun arkasında ağabey var. Aklı sıra edip şaşırtıyor. Ortaya maskeli bir adam salıp herkesin onu Miroğlu diye düşünmesini sağlamak istiyor. Hiç böyle düşünmemiştim. Düşünseydin senin adın Turgay Atacan olurdu be evladım. Hadi hadi. Özel bir arzunuz var mı? Ufak bir televizyon getirin. İçerideki civciv sıkıntıdan saçmalayıp duruyor, oyalansın. Tamam abi, getiririz. Hadi hadi. Meyve soydum, yersin değil mi? Kız sen bir şey soymadan rahat duramaz mısın? Ha? Ay yine mi yaranamadım? Aferin sana. Aferin benim. Hamarım, atım. Hamar atım benim. Gel buraya. Gel. Gel kız. Gel, kaçma. Hayırdır Gülçin? Polis tekrar çağırdı. Niçin? Düğünde çekilen fotoğraflar var ya. Ne olmuş onlara? Bilmiyorum. İlk ifademde haberim yok dedim. Ama inanmadılar anlaşılan. Ustayla bir konuşsan. Peki. Hı. Yusuf, seninle konuşmam lazım. Otursanıza. Polis aradı biraz önce. Ne istiyorlarmış? Düğünde çekilen fotoğrafları sormuşlardı. Herhalde yeni onun için aradılar. Rahmetli Gökçe'nin çektiği fotoğraflar. Yani makineden haberleri var. Haberleri olması normal. Her düğünde fotoğraf çekilir. Öyle de yani ben ilk ifademde haberim yok demiştim. Tamam, telaş etmeyin. Tekrar sorduklarında fotoğraflar Yusuf'ta dersin. Yani onları polise mi vereceksin? Ya ne yapacaktın? Bilmem ki. Usta, bizim de görmemizde bir sakınca var mı? Bir ara görürsünüz. Taba değildi, negatifler bende. Yani polise vereceksin. Yanlış anlamadık değil mi? Niye şaşırdınız? Adamların işi olayı soruşturma. Saklımız gizlimiz mi var? Bizim yok da... Başka bir şey var mıydı? Şimdi zamanı değil biliyorum ama... İsa ile bir ara konuşsan... Yani bizi dinlediği yok. Çok başına buyruk hareket ediyor. Farkındayım. Sabah Ali ile konuştuk. Bir çaresine bakarız. İçin rahat tut Gülçin. Biz çıkalım o zaman. Tamam.
Abi, sen kalsana biraz. Buyur usta. Abi, şu sıra sakın bir şey yapmaya kalkışma. Hepsi bu mu? Hepsi bu. Anladım. Öyle olsun. Kim? Yusuf. Yani beni, babamı, evlilik kararımızı suçluyor olabilir mi? Sen hala orada mısın Zeynep? Bunları daha önce de konuştuk. Biliyor musun, bugün Yusuf'u gördüm. Yani kelimenin tam anlamıyla sadece gördüm. Benimle konuşmadı bile. Sana söyledim, zamana ihtiyacı var. İyi de o zaman ne kadar sürecek? Bir ay, bir yıl ya da bir asır mı? Ne bileyim, başka şeylerle oyalanmanın yollarını bulsan. Sadece Yusuf'a odaklanmış yaşıyorsun. Sence bu duyguların sağlıklı mı? Haklısın. Haklısın. Kimliğimin açılımına bakar mısın? Ağabeyin kızı. Yusuf'un nişanlısı. Kendime ait bir sıfatım bile yok. Ama eskiden vardı, öyle değil mi? Yurt dışında yaşadın. Geri döndüğünde seni de gerçekleştirmek istediğin ideallerin vardı mutlaka. Galiba. O zaman onları saklandıkları yerden bul, çıkar, ortaya koy. Kendine ait bir iş yapmak istemez misin? Ben mi? Yusuf'un babanın karşısında kendi ayakları üzerinde duran bir Zeynep olarak çıkmak kötü bir fikir mi? İyi de... Ne iş yapabilirim sence? Yani bir ara düşünmüştüm. Sen yeter ki karar ver. Yapacak bir şey buluruz elbet. Bu kadar güzelsin. Modellik bile yapabilirsin. Dalga geçiyorsun. Güzelliğin ne değil. Zeynep. Düğünde çekilen fotoğraflardan var mı hiç? Yok. Niye? Gökçe o sırada fotoğraf çekiyordu. O filmler kimde olabilir? Bilmem. Yusuf'un evindedir herhalde. Ne yapacaksın? Burada elim kolum bağlı oturmaktan nefret ediyorum. Soruşturma çok ağır ilerliyor. Ne bileyim, o fotoğraflar sayesinde belki bir şeyler yapabiliriz. İş başı yapacaksın. Ben her şeye rağmen hukuka inanmak istiyorum. Bu katliamın sanığı cezasını bir şekilde ödemeli. Keşke ben de senin kadar inançlı olabilsem. Zeynep, o resimleri bulup bana getirebilir misin? Çalışırım. Sağ ol. Artık hukuk savaşına soyunduğuna göre sana gidip bir şeyler hazırlayayım. Ne de olsa güçlü olman abartma lazım. Abartma lütfen. Kendimi çizgi roman kahramanı ilan etmiş değilim. Henüz. Henüz ha? Güzel mankenin uyuşturucu kureliği yaptığı iddiasıyla polisler adına gözaltına alınması ünlü birey bayıları telaşlandırdı. 2 gün sorgulandıktan sonra serbest bırakılan Esin Çeri kendisini çekemeyenlerin iftirasına uğradığını söyledi. Bu arada Esin Çeri'nin sözde manken arkadaşı Şükriye'nin de... Pes valla. Bir boy eksikti başımda. Kız ne halt ediyorsun sen orada? Şükriye! Şükriye! Ay yine ne var? Ne mi var? Kızım bak, fotoğrafların kartvizit gibi dergilerde yayınlanıyor. Aa, sahi mi? Üstelik uyuşturucu kuryesinin yanında. Olamaz. Olamazmış. Kızım bu kafası dumanlı karı Esin midir, ne karın ağrısıysa? Onunla yakın arkadaş mısın? Sayılır. Ama Esin sustuzdur. Bana bak yargı meleğim. Ben beraat eder mi etmez mi onu sormuyorum. Bu kızla samimiyetin nedir senin? 6 ay öncesine kadar aynı ajansla çalışıyorduk. Sonra ben ayrıldım oradan. Delireceğim valla. Baksana kızım, yan yana fotoğrafınızı çekmişler. Senin de bu işlerde bir parmağın var mı? Yani ot mot içtin mi? Tövbe. Kız. Kız doğru söyle. Sadece bir kere. İyi alt etmişsin.
Hadi git yiyecek bir şeyler hazırla bari. İyi de ne yiyeceğiz? Ben sana ne yiyeceğimizi tarif ederim. Hadi. 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 Bir hoş geldin yok mu? Sizin gelişleriniz ne zaman hoş olmuştur ki? Bakışa göre değişir. Hoş bakan hoş görür. Hoş bakmak ve hoş görmek sizinki ise... ben boş bakmayı ve boş görmeyi tercih ederim. İnsanlar farklıdır. Sen başka bir adamsın, ben başka. Aramızdaki ayrılığı fark kelimesi ifade edemez. Yukarıdan bakabilsen aramızdaki ayrılık için fark kelimesinin bile fazla olduğunu görürdün. Her neyse, ziyaretimin sebebi kuşçu için sana yardımcı olabileceğimi bildirmektir. Eğer arzu edersen bütün gücümü onu bulmaya seferber edebilirim. Ne güzel. Buna karşılık ne vereceğim? Yine misyon masallarımı dinleyeceğim? Yine birim lafını mı duyacağım? İstemez. Yeter kuşçu, dönelim. Hadi. Hadi kuşçu. Yapma kuşçu. Zor kullanmaya mecbur etme bizi. Kuşçu! Kuşçu! Çekilin. Beni hatırladın değil mi? Bizim gönlümüzde sahipsiz köpeklerin bile hatırı vardır Selim Efendi. Yenge Efendi'nin ne diye yolladı seni? Bak kuşçu, sen anlayışlı adamsın. Halden anlarsın. Yusuf için kötülük düşünecek biri olmadığımın muhakkak farkındasın. İnan bana, herkesin iyiliği senin elinde. Yusuf'u birimde çalışmaya ikna etmen hepimiz için kurtuluş olacak. Yalvarırım kuşçu, lütfen bu güzelliği yap. Yara git. Lütfen kuşçu. Yara git. Abi de ki, kuşçu senin bunlarını söylüyor. Eğer bunamış olmasaydı kendinin yapamadığı şeyi senin yapmanı istemezdi. Nerede gümüş köpeğin hatırı sahibinden önde geli diye? Kimden duymuş? Efendim, gazeteyi gördünüz mü? Sen de mi ciddiye aldın bu Kara Davut masalını? Ciddiye benziyor. Tam bir asparagas. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Elbette. Geç şimdi bunu. Göreve başlıyorsun. Kimden başlıyorum? Uyuşturucu kuryesi diye gözaltına alınan bir manken. Adı Esin. Bir dakika. Para babalarına çerez yani. Peki biz ondan neyi öğreneceğiz? En azından polise anlattıklarını biz de bileceğiz. Serbest mi şu an? Delil yetersizliğinden serbest bırakılmış. Esin Çeri ile ilgili gerekli bilgiler bunun içinde. Fazla oyalanmanı istemiyorum. Akın sana yardımcı olacak. Kimlerle düşüp kalktığını öğreneceksin. Hangi para babası hakkında ne biliyorsa öttür. Sadece tanık olduğu olayları değil, işittiklerini de anlatsın. Ayrıca Turgay'ın adamları da bir kızla anlaşmışlar. Daha doğrusu kiralamışlar.
Büyük bir ihtimalle kızı Turgay'a götürmüşlerdir. Meselenin bizi ilgilendiren tarafı ise bu mankenle Turgay'ın adamlarının anlaştığı kızın arkadaş olması. Anlatabildim mi? Bu kız üzerinden Turgay'ın izini süreceksiniz. Denemekte fayda var. Turgay çakalı iz bırakmadan yol alıyor ama bu hiçbir zaman hata yapmayacak anlamına gelmez. Tamam efendim. Hadi oyalanma. Müsaadenizle. İyi ki geldin Zeynep. Seni çok özlemişim. Ben de seni Nazlı. İyi misin? İyiyim tabii. Yalnız tek isteğim bir an önce yavrumu kucaklamak. Sanki günler geçmiyor. Şu kalan ayları da bir atlatsak. Kız olursa rahmetli annemin adını vereceğim. Tabii babası izin verirse. Ben kız olsun istiyorum. Belki ikincisi oğlan olur. Nazlı. Sen de bebeğimin yengesi olacaksın. Bak, bunu beyaz renkte ördüm. Kenarlarına da orluğundan iş yapacağım. Çok güzel. Ben gideyim artık. Ay, yengemiz de buradaymış. Nasılsın Zeynep abla? İyidir. Ya sen? İşte idare ediyoruz. Yuvarlanıp gidiyoruz falan. Merhaba Osman amca. Nasılsın? Ulan sen küpegündüz kim içtin? Nasıl gidiyor can? Sen soktun mu okumayı lan? Ben okula gitmeden okuyabiliyordum. Aferin lan sana. Daha iyi misin lan sen eşek herif ha? Düzgün konuş çocukla. Ali, senden bir ricam var. Daha doğrusu Ayşegül'ün bir isteği var. Sen de dün fotoğraflarından var mı? Var tabii. Yusuf bastırmıştı. Ayşegül ne istiyor? Bilmem. Dur. İşte. Bir kısmı burada. İşini görür herhalde. Çok teşekkür ederim. Nazlı için yapabileceğim bir şey olursa beni haberdar et, olur mu? Tabii haber veririm. Ben artık gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Daha sık gel kızım. Kendini özletme. Zeynep abla, bir gün Yusuf abim sen ben gezmeye gideriz değil mi? Tabii gideriz. Babanıza hürmetler Zeynep abla. Hürmet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hürmetler. Sonuçta akranına selam gönderiyor. Tövbe yarabbim. İyi ki geldin Zeynep. Bizi çok sevindirdin. Sağ olasın. Saygılar, hürmetler sunuyorum. Hoşça kal. Saygılar sunuyorum. Sen neler yapıyorsun güzel ablacığım ya? Bebek için hazırlanıyorum. Görmüyor musun? Hazırlar dünyanın parası. Hem bunları örmek o kadar zevkli ki. Ya sen bize kafa mı buluyorsun be abla? Ha, hangi bebek bu? Taş bebek mi yoksa? İsa çenene sahip ol. Aman ne var be? Yalan mı söylüyoruz sanki? Ablacığım sen de bebek yok. Ya senin karnında olsa gaz vardır ya. O çocuk rahmetli oldu, gitti, uçtu, melek oldu. Ablacık öldü o, öldü ya. Ali. Allah Allah. Ne diyor bu? Ulan seni var ya. Bu ne vatavatsızlık lan? İçim içim gelip millete rahatsızlık veriyorsun ha? Yürü git lan. Yürü, defol. Tamam be, gideriz. Kısa yalan söylemek daha iyi sanki. Lan. Ya ne haliniz varsa görün be. Lan defol. Aman be, başlayın be. Hadi be. Bebeğim. Nazım, geç.
Kendini helak ediyorsun. Olmaz tabii. Ama niye? Kızım raketi lahana yaprağı gibi tutuyorsun. Bari oldu olacak topu da dolma gibi sar. Nasıl tutacağım? Hıyar gibi. Nasıl yani? Tamam nasıl biliyorsan öyle oyna hadi. Sen bekle burada. Yeni bir şey var mı? Yok abi. Karadavut işi gazetenin palavrasıymış. Öyle konuşuyor. Kovan filan da yok. Emin misiniz? Abi elimizden geldiği kadar araştır. Yine de antenlerinizi iyi çalıştırın. Palavra deyip geçmeyin. Tabii abi. O zilli manken polisler neler ötmüş? Dişe dokunur bir şey yokmuş abi. Kimsenin üstüne gidelim. Ulan bunu oturduğum yerden ben de biliyorum. Bana üfürük lazım, üfürük. Kız neler üfürmüş orada? Zahim abi bu konuda bir şey öğrenemediğini söyledi. Abi Şükriye Hanım'ı götürüyor muyuz? Sessiz sedasız kaybedebiliriz onu. Kalsın. Bu iş için acele etmeyeceğiz. Abi daha iyi bir kız getirebiliriz. Mesele o değil oğlum. O kızın peşine düşeceklerdir. Bunu bilmemiz avantaj. Şaşırtmaca vermek için bundan daha iyi bir araç mı olur? Çok haklısın abi. Hadi. Öğrendim. Hadi. Hey. Peki siz gidin. Geçmiş olsun. Su? Hayır. Peki. Sigara? Hayır. Kimsiniz siz? Haklısınız. Önce tanışalım. Zaten beni medyadan tanıyorsunuzdur. Hayır, tanımıyorum. Ama ben sizi tanıyorum. Olabilir. Benden ne istiyorsunuz? Ama daha tanışmadık. Benden ne istiyorsunuz? Sadece polise anlattıklarınızı. Kimin adına çalışıyorsunuz? Siz bizi kuryelik yaptığınız mafya babalarından biri sanıyorsunuz galiba. Ben kuryelik muryelik yapmadım. Peki. Bir an için size inanalım. Ama korkmanıza gerek yok. Biz sizin sandığınız adamlardan değiliz. Tabii polisi öttünüz diye ödünüz kopuyor. Ele verdiğiniz kişilerin peşinizde olduğunu sanıyorsunuz. Doğrudur. Onlar ne söylediğinizi öğrenmemiş bile olsalar sizi ortadan kaldırmak isteyeceklerdir. İşte bu yüzden bizimle işbirliği yapmalısınız. Kimsiniz? Girip çıktığınız alemde ağabey adında bir zattan söz edildiğini duymuş muydunuz? Tabii ki duydum. İşte sizi onun adına sorguluyorum. Hayır, inanmıyorum. Bal gibi inanacaksınız.
Nasılsa daha uzun bir süre birlikte olacağız. Bugünlük bu kadar yeter. Ama önce basit bir soruya cevap vermenizi istiyorum. Bu kızı tanıyor musunuz? Evet. Manken mi? Artık pek sayılmaz. Peki şimdi ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Belki yine paralı birinin peşine takılıp gitmiştir. Onunla ilgili herhangi birini tanıyor musunuz? Annesi, babası, akrabası. Annesi var. Tanıyor musunuz? Tanıyorum. Güzel. Şimdilik bu kadar yeter. Teşekkür ederim. Arkadaşlar size içtenlikle ihtiyaçlarınızı soracaklar. Canınız ne isterse söyleyin. Çekinmeyin. Tekrar görüşeceğiz. Nasıl Osman amca? Ali hemen gel dedi. Vallahi ben de şaşırdım be kızım. Bir avaz avaz bağırıyor, bir taş kesiliyor. Anlayacaksın, kötü. Peki niye birdenbire böyle oldu? Sakindi. İsa'nın dönsüzlüğü. Sen hamile değilsin diye üstüne gitti kızım. İsa abi içki içmiş. Hay Allah'ım. Odasında mı şu an? Bir bakayım. Sen nasılsın Can? İyiyim. Ne durumda? İyi değil. Doktor çağırdınız mı? Ne dedi? Sinir krizi geçiriyormuş. Bu böyle olmayacak Ali. Yüzü de kızarmış. Tansiyonu kaç acaba? Doktor yüksek dedi. Ya, ilaç falan verdi. Bir de ben bakayım. Düşmemiş. Hemen hastaneye götürmemiz gerekiyor. Ben bir de Yusuf'a haber vereyim. Tamam. Nazlı. Baksana. Burada Ayşe ne güzel çıkmış. Ne kadar mutlu. Bahar çiçeği gibi. Birkaç dakika sonra olacaklardan habersiz. İnanamıyorum. Bunca insanı kaybettiğimize hala inanamıyorum. Kötü bir rüyada yaşıyoruz sanki. Sabah olacak. Sonra her şeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fotoğrafları senden istemekle hata ettim. Acının üzerine tekrar kazıdım. Bak, burada Gonca ve İsa birlikteler. Oğlanın halini bir görsen. Allah'ım biz ne yaptık da bunları hak ettik? İnan bana bu katliamın hesabı sorulacak Zeynep.
Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Hangi aptal gerekçe bunu, bunca kanı açıklamaya yeter ki? Ne tür bir intikam ya da komplo teorisi? Eskiden seri cinayet filmlerini seyretmeyi severdim. Ama hiçbirinde bu denli şiddet ve gaddarlık hatırlamıyorum. Senin aklın alıyor mu Ayşegül? Biz bunu hak ettik mi gerçekten? Tabii ki hayır. Ölenler için yapılacak tek şey onların anılarına sahip çıkmak ve katillerden hesap sormak. Bunu birlikte yapacağız. Yusuf'a ulaştın mı? Şirketten çıkmış. Cep telefonu da kapalı. Artık hastaneden bir daha ararız. İlk deneme nasıl? Bilmiyorum, size sormalı. Ben nereden bileyim? Niye? Sizin orada da mutlaka bir gözünüz vardır. Sadede gel. İlk seans iyi geçti. Kız çözülecek, sorun yok. Önce Turgay'ın yanındaki kızı sorduk. Son günlerde kiminle takıldığını bilmiyor ama annesini tanıyor. Böylelerine ılımlı yaklaşmanın daha etkili olduğunu biliyorsun. Öyle yaklaşıyorum. Pekala. Bu arada size sormak istediğim bir şey var. Esin çok cici bir kız. Yani onu görmeye devam etmek isterim. Sizce bir sakıncası var mı? Anlamadım. Onu çok beğendim. Beni iyi dinle Savaş Doğan. Böyle şeylere tahammülüm yok. Anladın değil mi? Beni aramana hem şaşırdım hem de sevindim. Doğru dürüst bir yerlerde otursaydık, bir şeyler içseydik. Seni muhabbet etmek için çağırmadım. Bana işkence yapma Yusuf. Dünyada hiçbir şey sana olan dostluğumu bozamaz. Dostluk lafını bırak. O kadar ucuz değil. Yusuf, beni yaralamaktan zevk mi alıyorsun? Uzatma. Bana kuşunun yerini söyleyeceksin. Hepsi bu. Ne olur benden böyle bir şey isteme. Söyle. Bunu isteme Yusuf. Ağabey beni yaşatmaz. Söyle dedim. Yapamam Yusuf. Beni anlamıyor musun? Sana yardımcı olmak istemez miyim? Mavalı bırak. Söyleyecek misin, söylemeyecek misin? İsrar etme Yusuf. Yıkıl git. Şerefsiz. Yapma Yusuf. Yusuf! Beykoz, yangın kulesinin oralarda bir yerde. Thank you.
Ellerini kaldır. Duvara dön.